Burası Yaşam Evi. Yaşamın kalbi şimdi ve burada atıyor. Ne geçmişte, ne gelecekte. Sadece şimdi ve burada. Yaşam Evi bütün yollarda yürüyor. Yeni olan her şeyi merak ediyor, beraber keşfetmenin büyüsüyle yaşıyor. Yeşim Özlem'le Yaşam Evi her çarşamba saat 10 ile 11 arasında 105.8 Radyo Halikarnas'ta. Yeşim Özlem'le Yaşam Evi başlıyor. Bodrum günaydın, Türkiye günaydın. Bizi sonradan internet aracılığıyla dinleyecek herkesin günü aydın olsun. Efendim ben Yeşim Özlem, 105.8 Halikarnas. Radyoda bir çarşamba daha yayındayız. Hepinizi sevgi ve saygıyla efendim selamlıyorum. Umarım dilediklerinizi hayata geçirebileceğiniz bir gün akışı olur bugün. Yayın direktörüm sevgili Serpil Eşim'den teşekkürler yayında vereceği destek için. Radyo Halikarnas 105 ve Radyo Eko 107.6 Facebook sayfalarımızdan programlarla ilgili dönütlerinizi bekliyoruz efendim. Bunlar bizim için çok önemli. Radyolarımızdan ne tür yayınlar duymak istersiniz, ne tür konukları burada ağırlamamızı istersiniz, nasıl temennileriniz, dilekleriniz var, tüm bunları Facebook sayfalarımızdan bizimle paylaşırsanız çok çok mutlu oluruz. Evet, özgürlük yolculuğuna devam. Yaşam Evi her zaman olduğu gibi bütün yollarda yürümeye, yeni olanı keşfetmeye, sıkıştığımız, daraldığımız ve çözüm üretemediğimizi düşündüğümüz o zihin hapishanesinden nasıl çıkarızı araştırmaya, konuklarıyla beraber masaya yatırmaya devam ediyor. Bugün sevgili dostum Çağrı Dörter konuğum. Hoş geldin Çağrı'cığım. Hoş bulduk, merhabalar tüm dinleyenlere, sana tekrar. Çağrı Dörter daha önce tasavvuf konusuyla Yaşam Evi'nin konuğu olmuştu. Çağrı 20 yıldır tasavvuf, batini inançlar, tüm dinlerin kökenleri, maneviyat üzerine çok yoğun araştırmaları, makaleleri, yazıları olan biri. Aslen mimar, yani mimarlığı da sürdürüyor. Meslek olarak tabii ama... Yaşamımızdaki tabii esas yön yaşantı bu. Buna destek olması adına tabii bir yandan yaşamın kendi hakikatleri var. Tabii ki belli başlı ihtiyaçlar giderilecek, belli başlı şartlar sağlanacak ki bu konuda da hareket alanı olsun. O açıdan elbette meslek bir yandan devam ediyor ama bir bakıma mesleğin yanında bu genellikle insanlar da tabii olabilir, böyle bir tercihleri olabilir veya böyle bir yol da seçebilirler. Mesleği vardır ve boş zamanlarında araştırır vesaire. Bizde bundan arta kalan olabildiğince zamana meslek hizmet ediyor. Bizdeki hobiden öte bir tabii elden geldiğince yaşantı. Çünkü bu yollar genellikle şöyle aktarılır. Bilmek yapabilmektir. Yapamazsan da taşıdığın yüktür derler. Madem böyle bir şeye girdik, boş bir şey olmasın, boş bir zaman olmasın. Ondan dolayı böyle bir yola giren insanın zamanla tabii esas olan bunu yaşantıya geçirmesi. O da bütün yaşamını tabii etkiliyor. Yoksa birçok insan tanıyoruz biz de. Çok çok büyük iş fırsatları, çok çok büyük kazançları çevirerek bu manevi yaşantılarına yeterli olacak kadarını kazanıp geri kalan zamanlarını hep kendilerine, çevrelerine, kendi derken tabii böyle bir egoistçe değil ama kendi huzurları, kendi içinde huzuru sağlayamayan bir insanın tabii bir başkasına huzur vermesi çok mümkün olmaz. Ancak bilgi aktarabilir. O da çok dönüştürücü bir şey olmaz. İşte 40 olduk. Yani 20 dedik ama şey tabii biraz abartılı olmasın diye. Normalde bu yolculukta ilk konuşmayı öğrenince ilk soru yani biz nereden geldik ve birazcık böyle işte 5-6'lı yaşlarda artık kavramlardan haberdar olmaya başlar ya insan. Ruhların kökeni bunlar nereden ürüyor ya canım nereye gidiyor? İlkokulda hep bize anlatılan şeylerde bir terslik var. Yani bu söylüyorlar ama herkes farklı şartlarda yaşama başlayabiliyor. Bu cennet, cehennem tanımları vesaire çevreye bakıyoruz. Doğada ayetler olarak aktarılır. Bakıyoruz o ayetlerde
çok da böyle bir şey, masal gibi bir yaratılış yok. Başka türlü gayet ciddi işleyen dinamikler var. Ama o sorgulama hep o yaşlardan başladı aslında. Şimdi bir bakıma bunları sorgulamıyor. Biz son 20 senesini konuşuyoruz. Aslında onsuz yatıp uyandığımız çok fazla gün olmadı elbette. Çok hani radikal zamanlar olur vesaire, ama onun haricinde pek olmadı açıkçası. Ve tüm bu süreci aslında, bu serüveni aynı zamanda bir kitapla da taçlandırdın diyeyim. Geçen ilkbaharda mı çıktı Ankara? Evet, Şubat Mart gibi çıktı. İşte daha sonra bir baskı yenileme oldu. Şimdi yeni bir belki kısmet olursa yeni bir baskı üzerinde çalışıyorlar. Ufak tefek düzeltmeler üzerinden. Sevgili düzeltme dostlar, derken evet, redaksiyon üzerinden. Sevgili dostlar, Çağrı Dörter'in Anka'nın Kanatları adlı kitabı üzerinden bugün sohbeti yürütmek istiyoruz. Evet. Kitap benim de elimde. Ve senin de aldığın Döntüler kitapla ilgili bunları da konuşmak isterim. Tabii. Ama merak ediyorum, yani bu süreci geçiren bir sürü insan var. Manevi hayata geçen hafta da Hürriyet Kalalı konuğumdu. Onunla da maddi hayat ve manevi hayat üzerinden epey bir yol aldık. Yani manevi hayata gereken değeri, önemi veren bir sürü insan var. Bir sürü yolcu var, yoldaş evet var. Ama bununla beraber herkes, haydi kitap yazalım da herkesin aklından geçebilir. Çünkü kendi deneyimlerini paylaşmak isteyebilir. Herkesin deneyimi kendine özel gelebilir. Evet. Ama dolayısıyla bunu hayata geçirmek, haydi bir kitap yazmak kolay iş değil. Yani benim hayallerimin arasında şimdi da bu var ama çok haydi kitap yazayım deyince kitap yazılmıyor. Çok doğru. Anka'nın Kanatları'nın fikri, yani kitap yazma fikri nasıl çıktı? Şöyle aslında tabii 20 sene evvelinden yola çıkarsak aslında çeşitli yazılı ve neredeyse kitap haline gelmiş şeyler var. Ancak çıkarmamaya tercih ettik. Farklı şeyler üzerineydi çalışmalar, farklı öğretiler üzerineydi. Aslında burada iki tane yol var. Bir yazarın birikimini, aldığı notları toparlayıp bir disiplinle oturup, yeri kimi tabii bir sene, kimi iki sene, kimi üç ay, yazıya dökmesi, kitap haline getirmesi böyle bir süreçle çıkabiliyor. Ama bizim daha çok bu içsel yollar, manevi yollarla ilgili bir kitap eğer söz konusu olursa, bu bir bakıma şöyle bir zorunluluk demeyelim ama bir çok kabaca belki tabir olarak şey kaçacak ama bir ruhu olması için, okuyanda bir şeyleri titretmesi için oturup akılla tek başına yazılmış olması tabii yeterli gelmiyor. Bundan dolayı maalesef şöyle bir durum ortaya çıkıyor. Maalesef diyoruz, insan yaşamı kısıtlı olduğu için kendini doğurmadığı sürece kalemi kullanan kişi diyelim beklemek durumunda. Şimdi burada bir tartışma vardır, işte oturup yazmalı yazarlar vesaire, doğru. Çok farklı kitap çeşitleri var. Kitapların farklı niyetleri var. Fakat eğer bir kitapta bir düşünceyi, bir anlamı insanlarda titreştirmek niyeti eğer varsa temelinde, bu anlam titreştiği zaman yazılması gerekiyor. Bundan dolayı da açıkçası bu kitap ortaya çıkana kadar, şöyle söyleyelim belki de 6 ay kalana kadar kitabın çıkacağı gibi bir şey de yoktu. Yazılar ve süreç kendini sürdürdü. Kimi zaman arada 6 ay oldu, kimi zaman bir hafta arayla arda arda geldi ve o süreç tamamlandığı anda bir de baktık ki ya bir şey var, kitap. Zaten onu takiben ikincisi bitti. Şu anda son rötuşları yapılıyor. Çıktığı zaman çıkar ama çıkmadığı zaman inanın insan 40 senede beklese yazar ama tatsız olur. Okuyan insan için o tat olmayabilir. O yüzden bizde biraz zamanı gözden çıkarmak gerekiyor. Evet, ilk kitap epeydir raflarda, ikinci kitap da hazır diyorsun. Kısa bir reklam arasından sonra devam edelim. Reklamlar. Maksimum teknoloji mini fiyata. 4,5 inç HD süper AMOLED ekran, 4 çekirdekli işlemci, 8 megapiksel kamera, IP67 suya ve toza dayanıklılık sertifikası, entegre kalp hızı ölçer ve yenilenen S-Health uygulamasıyla daha kaliteli bir yaşam biçimi.
yeni Samsung Galaxy S5 Mini uygun Turkcell kontratlı teklifleriyle Bosis Turkcell iletişim merkezlerinde. En yeniler hep Bosis'te. 316-05-32. Bosis Merkez, Cevat Çakir Caddesi, Bodrum Marina, Midtown Alışveriş Merkezi ve Turgut Reis Turkcell İletişim Merkezlerinde 36 aya varan taksitlerle akıllı telefon fırsatları ve cazip Turkcell tarifeleri sizleri bekliyor. Bosis'te fırsatlar hiç bitmez. Bosis, 316-05-32. Reklamları dinlediniz. Radyo Halikarnas'ta yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 316-52-00. Evet, sevgili Çağrı Dörter var yanımda. İlk kitabı Anka'nın Kanatları'yla ilgili olarak sohbet ediyoruz. Bir kere Çağrı, niye Anka'nın Kanatları, adı nasıl geldi kitabın? Şimdi bu tabii ilk kitabın ismi ama aynı zamanda serinin ismi. Anka'nın Kanatları yaklaşık 6-7 kitaplık bir seri olarak yani düşündük. Anka'nın Kanatları işte 2, Aşk ve Ejder. Üçüncüsünün ismi biraz spekülatif, onu çok aktaramıyorum ama yani bu şekilde o serinin adı olarak Anka'nın Kanatları. Anka tabii Zümrüdü Anka, mit olarak aktarılan ama aslında bilenler için insanın hikayesi olan, kendini arayan insanın kendini bulma sürecini anlatan bu hikaye demeyelim ama bu mit ve bu hakikat bir yolculuğu anlatır. Ve bu yolculukta bütün o kuşları, o çok sabır gerektiren belki, çok uzun, uzun ince bir yol gibi, o uçtukları vadilerin üzerinden uçmalarını sağlayan şey kanat. O kanadı düşündüğümüz zaman açılımı içinde, işte buna tasavvufta ve gelenekte aşk diyorlar. Bir insan da eğer bu harekete geçmezse gerçekten çok da tahammülü mümkün olan bir süreç olmayabilir. Şeyden dolayı değil, yani biri gelip size işkence yapıyor, siz de sabırla, kimisi böyle anlatır. İşte şöyle olur, böyle olur. Bununla ilgili değil. Bu sabrı göstermek, anlama yolunda bu yürüyüşte yeni sorular, cevaplara ulaştıkça yeni soruların doğması ve her an insanın kendiyle uğraşması, nefsiyle uğraşması. Bunun için derler ki bir zaman gelir, her insanda farklıdır. Ondan dolayı tasavvufta gelene git, gidene gel denmez. Teklif yoktur. Çünkü bilirler ki bu çatlamışsa yerinde duramaz, o hakikatini bulur. Ama bu çatlamamışsa babası bile olsa tanıyamaz. Ki kardeşi, oğlu, annesi, babası tanıdığımız insanlar var. En uzak genelde aileler kalabilir. Çünkü işte kiminin babasıdır, kiminin oğludur. Ve o gözle bakamaz. Mesele insanda o tohumun çatlaması. O zaman o gece gündüz o arayışa düşmek durumundadır. Yani İsmail Emre Anadolu Erenlerinden sıkça da söz ediyoruz. Çok yüksek anlamları açan bir zat bizlere ve tüm insanlığa. Diyor ki gidenin de elinde değil. Bu çok ilginç. Üzerine senelerce düşünülecek bir şey. Biz de hala düşünürüz. Yani gidenin de elinde değil ne demek? Demek ki bizle bile ilgisi yokmuş. O açıldı mı elimizde değil. O kapalıysa yine elimizde değil. Ayet referansı da bunun şeyidir. Kimini bu ayetlerle yola sokarız, kimini bu ayetlerle yoldan çıkarırız diyor. Çok ilginç bu ayetlerle. Yani hiç öyle ben çok dindarım, her şeyi biliyorum, bütün ayetleri hatim indirmeklerle bu işin olmadığını. Hazreti Muhammed'in sözü var, dinde dahi aşırıya gitmeyin. Dolayısıyla bugün bütün dünyada bir şey ismiyle çoğu zaman o şeyin zıttı yaşanıyor. Hani klasik bir örnek vardır. İsa'dan sevgi, kendini çağırmaya gelenlere bile merhamet dileyen bir insandan engizisyonu çıkardık biz insanoğlu olarak. Tam tersini. Ve İsa gelse o gün ilk savaş açacağı, savaş açmak başka bir anlamda tabii, şey Roma'nın yerini almış belki o dönemki kiliseydi. İşte bugün de bütün dinlerden sonra hemen hemen bu yaşandı ve yaşanmakta. Din şekilleri, putları kaldırmak için geldi. Muhittin İbn Arabi diyor ki insan putperestliğe meyilli bir varlıktır. Putları kaldırmak için gelen dinler içinden de kendine putlar yaratıp o dinin içinde görünerek aslında tam zıttını yaşayabilir. Çok önemli bir söz. Bugün de bakıyoruz hemen hemen bütün inançlarda var, istisnası yok bunun. Bizlere bir şeyleri hatırlatmak için,
esas yaşamın içinde yapılan ibadeti hatırlatmak için getirilen semboller, ritüeller, tabii her dinin mabetlerine periyodik gitmek, çeşitli ritüeller var. Bunlar amaç haline geliyor ve bunların bize hatırlatmak istediği şeyi tamamen unutuyoruz. Yani asıl ibadet mabedin dışında başlıyor, mabet hatırlatmak için. Fakat biz ne yapıyoruz? Mabede gidiyoruz, ibadetimizi yapıyoruz. Aynı tas, aynı hamam. Şimdi kul bizde yaygın bir söz vardır. Ya biraz bu konuları araştıran kulu kandıramıyoruz. Haşa, Allah'ı mı kandıracağız? Bir insanda işte putperest eğilimi budur. Kendi kendine açıkça itiraf etmez insan ama genellikle hep yaptığı, sanki bir sakallı dede gibi öyle olmadığını bütün dinlerde dile getirmesine rağmen, kendinden uzaklarda bir sakallı dede gibi, aksi de bir dede gibi imgeler. Onun gözüne girmek için hareketler yapar. Bir şu kainata bakınca bu kadar bu işlerin basit olmadığını, bizim biraz yanlış anlamış olabileceğimiz, bunların semboller olduğunu, bunların elbette ki farklı açılımları olduğunu, gerçek bir dinin, gerçek bir bilimle asla çelişemeyeceğini, ikisinin de tasavvufta hüve zahir, hüve batın derler. İçte olan ve dışta olan. Hepsinin uyumlu olduğunu, bunları düşünen insan, aşka düşen insan, yoksa şey değil. Ya işte tamam, cennet ödülüden bahsediliyor, bunun için çok uğraşıyor, aşka düşen derken bunu bahsetmiyoruz. Çünkü aşka düşen insanlar diyor ki cennette kalsın. Ben seni istiyorum, seni talep ediyorum. Bu başka bir şeydir. Cennetten geçmek başka bir şeydir. O insanlar adeta cehennem riskini şu anlamda göze alırlar. Bu yürüyüşün kendisi insanın sürekli içinde bir konfor alanından çıkmasını, kendisine din diye sunulan başkalarının zanlarından kurtulup hakiki dinin hakikatine yürümesi, ki zorlu bir yol. Bunu konu aldığı için aşk dediğimiz bu. Yoksa isimleri bağırmak, İsmail Emre'nin dediği gibi bin kere Allah diyeceğine boş boş, bir kere Allah de ve duyur. Ama yürekten de ve kardeşim diyor. Ve kardeşimi biz ekledik. biraz böyle espri katmazsak bu işler ağır işler çünkü. Ama bir kere Allah de ve duyur diyor. Dolayısıyla bu tekrarlar yapmak, bir şeyleri ezberlemek değil ama manasına girmek, işte o zaman tohumu çatlayan insanda o tohumu çatlatan dinamiğe biz aşk diyoruz. Bahsettiğimiz böyle bir aşk. Şimdi hemen kitabın ön kapağın üzerindeki sözü paylaşmak istiyorum dinleyicilerle. Şekil size yürürken şekiller düşer ellerinden. Evet. Bütün şimdi, kitabın bir bakıma özeti gibidir. Burada şekil size yürürkenden ki o şekilsiz. Evet. Ne? Ve şekiller düşer ellerimden derken hangi şekiller ellerimizden düşüyor? Yani yerinde bir soru oldu. Demin bahsettiğin hani dinler, şimdi bütün dünya çapında insanların işte farklı dini inançları var ve ibadetleri var. Ama baktığımızda, totale baktığımızda ortada manevi bir durum yok. Maalesef. Tam tersi işte maddi savaşlar, mülkiyet savaşları, hani sevgiden bahsediliyor ama sevgisizlik, tahammülsüzlük, evet, şiddet vesaire. Yani hani bu yaşam evinde ben pek bunları dillendirmek istemem ama. Evet, bugün dillendirebiliriz. Bugün dillendirelim. Yani bu geçen program çok yumuşak geçtik ama net koymak lazım. Çünkü insanların, bizi dinleyen dostlarımızın da zamanı, ömrü değerli. Biz birkaç konu başlığına değinelim. Yalan çıkarsa bize zaten ulaşırlar, yazarlar. Bunlar eğer yanlış çıkarsa, eğer bunların istisnası varsa, dünyada gerçekten hiç daha evvel keşfedilmemiş bir şey keşfetmiş olacaklar. Dolayısıyla da çok değerli bir şey belki keşfetmiş olacaklar. O zaman bizler de ilgileniriz keşfettiklerinde. Kendilerine de derler ya, talip oluruz, bizi de eğitsinler. Eğer bu söylediklerimiz hayat içinde zıttıysa, eğer şekillerle şekilsiz olan, tüm şekilleri doğuran o kudrete şekil aracılığıyla ulaşmak mümkün oluyorsa, o şekiller birer tabela değilse de hedefin kendisi ise, çeşitli bedensel hareketler tek başına yeterliyse, bakın gereksiz değil ama tek başına yeterliyse ve böyle ulaşan peygamberler, böyle ulaşmamış tabii, peygamberlerin hepsinin izlediği yollar farklı ama böyle bir şey olursa biz diyoruz ki bu bir istisna olur ve gerçekten istisnai bir durum olacağı için değerli bir durum olur. Şimdi bu şekilsizlik, şekil yani biraz da soyut kavramlar. Evet. Dolayısıyla ben yani dinleyicilerimize daha da derin aktarabilmek için biraz bunun üzerinden gitmek çok istiyorum. Çok yerinde bir soru oldu. Şekilcilik nedir? Neden şekilsizlik
tutkun var, aşkın var. Aşkın neden bu yola? Evet. Şimdi o çok önemli bir nokta. Belki kitabın geri kalan burada hazırla, hani önündeki notlardan gördüğüm kadarıyla belki geri kalan sorulara zaman bırakmayabilir ama hepsinden belki daha değerli bir nokta. Buradaki şey şu. Bütün şekillerin kaynağı olan varlık herhangi bir şekille sınırlanamayacağı gibi tasavvuf geleneğinde ve bütün içsel geleneklerde temelinde vardır. Aynı zamanda bu şekillerden de tamamen ayrıştırılamaz. Çünkü birinde insan şöyle yapmış olur. Bütün şekillerden bağımsız. Demek ki bir tane şekilsizliğe mahkum ettik. Geri kalan şekiller kendi halinde var, bağımsız. Demek ki o zaman onun birliği de söz konusu değil. Bir o var, bir de başka şeyler var. Hiçbir şeyi kapsayamıyor mu acaba? Tabii ki böyle değil. Dolayısıyla derler ki bu sadece şeyle olmaz. Tenzih etmekle. O değildir, bu değildir. Aynı zamanda da hepsinin kaynağı olması bakımından hepsine bağlıdır. Dolayısıyla şekilleri kapsar ancak şekillerle sadece açıklanamaz. Onları aşkındır. Bütün şekilleri ve bütün zıtlıkları doğuran varlığın kendisinin herhangi bir şekille kısıtlanması zaten onun bir bakıma sınırlılığını ve yetersizliğini aktaracak. Dolayısıyla biz tabii ki insan olarak zaten bizim bir şeklimiz var. Bedenlerimiz var. Formasyonumuz var, kullandığımız dil bir şekil, yaklaşımımız, ailelerden, çevrelerden alınan kültürler vesaire. Bu kültür. Şekil, şimdi biz bu olduğumuz için şekil bize başta zorunlu. Tamam, ihtiyaç duyuyoruz. Aynı süreçten biz de geçtik. Hatta bize şekil şekil isterken şekil verilmediğinde yeri geldi. Bizzat rahatsız olduk. Ya biz ne yapacağız? Bir şekil ya, hani bir şey yapalım. Bir şeyler olsun güzel, işte şuurumuz, bilincimiz yükselsin. Fakat tekrar tekrar hep hatırlattılar o sözü. İsmail Emre de çok güzel özetliyor. Anlayışla çıktık bu kuyudan diyor. Anlayış. O anlayış derinleştikçe zaten gerekli olan düzenleme içeride oluşmaya başlıyor. Fakat belli bir zamana kadar evet şekil zorunlu. İnsanlara bakın hayat bundan ibaret değil. Bir kasın durmasına bakar. Hayat bir anda Allah muhafaza değil mi kalp krizinden 20 yaşındaki gencecik insanlar ölebiliyor. Bunu hatırlatmak için bütün yol göstericiler, bütün peygamberler belli başlı hatırlatıcılar, tabelalar koymuş. Kendileri kendi ulaştıkları yolu tabii tahammülü zor diye sohbet ehline aktarmışlar. Ama bütün insanların bu fırsatı, bu zamanı olmayabilir. Onlara temelini, giriş kapısını göstermişler. Sonra zaten talep ederlerse işte velayet nuru derler. Veliler tarafından her dönem diri olan Mevlana, Yunus Emre gibi veliler her dönem diridir halleri. Ama insan göremez, bulamaz. Maksat onu görecek niteliğe gelmektir derler. Yoksa öyle Mevlana'lar, Yunus Emre'ler falan hiç kesinlikle geçmiş falan değil. Aynen hallerini devam ettirirler ve o hallerin temsilcisi olan insanlar vardır derler. Maksat görmektir, bulmak da değil. Çoğu insan bulur görmez. Biz de şahit olduk, çok net konuşalım. Bir dostumuz çok sık soruyordu, ya var mı işte değerli insanlar falan. Şimdi budur demek çok ayıp, sen kimsin derler adama, budur. Yani o çok aşkın bir varlıktır. O zaman sen daha aşkınsın, onun aşkınlığını bildiğine göre. Şimdi bu böyle olmaz. O zamanla biz de ne yaptık çaktırmadan bir gün ya bak ya gel çok değerli bir şey var, bir konuşma, bir şey. Gittik. Vay dedi işte öyle, bu herif mi konuşuyor dedi. Evet dedim, o herif konuşuyor. 8 sene sonra yine sordu. Ya yok mu böyle birileri? O herifti ama görmedin. Kusura bakma. Şundan dolayı kusura bakma. Kötü niyetli bir kusura bakma değil. O nitelikte bakarken o, affedersiniz argo konuşuyoruz ama herifi bir kamile çevirecek bir büyük gücümüz yok. O insanın kendi derdi, kendisinin görmesi, kendi zamanı. Dolayısıyla hepsi çok iyi insanlar bahsettiğimizde, yani samimi insanlar ama bir zamanı var her şeyin. Demek ki dedin, bu yani bu zamanla ilgili her bireyin kendi kamil yolculuğunda diyelim. Yani niyet etmiş, bu yolculuğa çıkmış her bir kişinin bunun vakti zamanında geldiğinde olacağına dair bir anlayıştan mı bahsediyorsun? Şöyle, anlayış şöyle. Anlayış
ilim ve hal olarak aktarılır. Bir yandan böyle bir yola giren insan eğer bir şey bulursa, muhatap, bir dost. Çünkü bu yolda çok sıkça konuşulan şeydir. Canım işte hayatımızda böyle biri olduğu zaman biz özgürlüğümüzden mi oluruz? İşte teslimiyet diyorlar, ne yapacaklar bize? Bizi işçi gibi kullanacaklar mı? İnsanlar da haklı. Çok, sonuçta bu yolun kötüye kullanımları, şeyleri var. Dolayısıyla bir sektör artık. Evet, yani. Dolayısıyla İsmail Emre yine çok açık ve net söylüyor. Diyor ki bu yolda yürüyeceğiniz insanın sizden özellikleri arasında en temeli maddi manevi hiçbir çıkar ilişkisi olamaz. Şimdi bu öyle bir kapatmak ki kapıyı sahtekarlıklara. Size en baştan bu kabulle bir ilişkiye başladığınızda 10 sene 15 sene sonra bile çaktırmadan maddi veya manevi bir şey verdiğinde o insanı sorgulamış olursunuz zaten. Dolayısıyla bu öyle bir şey ki bütün kapıları kapatıyor. Diyor ki bir teşekkür bile kabul etmeyecek. Şimdi nasıl yani? Hiçbir çıkarı olmayacak. Tamam, en azından hani bu tarikatlardan biliyoruz. Onun istediği gibi her şeyi yapalım. Ona kul olalım. Hayır diyor, maddi ve manevi. O tamamen daha beter diyor. O daha beter. Keşke maddi olsa, daha beter o. Maddi çıkardan daha beter bir şey. Tabii. Kula kulluk. Tabii. Gücün istismarı. Peki nasıl bir şey bu? Hiçbir çıkarı yok. Yaşamını bir yandan kazanacak demek ki. Çünkü para çıkarı da olmayacak. Sonra biz de gideceğiz, derdimiz var. Sonu gelmez sorular soracağız. Tamam, günler geçecek, yıllar geçecek. Hizmet edecek. Var mı? Bu nasıl olur? Evet, işte İsmail Emre de diyor ki seyrektir ama hakikisi böyle olur. Şimdi insanlar da haklı, böyle bir ve o öyle bir insan, tam tersine ona aşkla öyle, çünkü hayranlık uyandırıcı bir yapı ki daha evvel görmemiş olan, yani sokakta rastlanamayacak nitelikler var. O hayranlık aşırıya kaçtı mı kendinden dahi uzaklaştırır ki özgür. Yani bundan dolayı bilinen tam tersidir. Şöyle bir kendi hayatımızdan örnek verelim. Yaklaşık 12-13 sene evvel bir dostumuzla konuşurken dedi ki ya işte özgür ilerlemek vesaire. Dedim ki şimdi bunlar kelimelerde, sözde hoş da. Bu yolla insan kendini göremiyor. Bir ayna olmadan insan, hani saçında bir bozukluk varsa 1000 sene o bozuklukla yaşayabilir. Ama aynaya baktığı zaman bir anda problemi çözülür ve çok hızlı ilerler. Belki 1000 sene yaşasa bile halledemeyeceği bir şey bir anda. Ayet referansları da vardır. O işte 1000 seneyi bir an yapar. Bunlar hep göndermedir aslında buralara. Dolayısıyla dedik tamam, ne yapalım bakalım. Bu aradan 12 sene geçti. Şimdi o kendi başına diyen arkadaş bir yandan o dönüşümlere tam şey yapmadı. Bilgisi arttı. Hayata geçiremedikçe hırçınlaştı. Şimdi bakıyorum 12 sene evvel ya daha tatlıydın dedim. 12 sene evvel daha tatlıydın. Keşke kitap da mı acaba okumasaydın? Hani çünkü okudukça daha da hırçınlaşıyor. Kendine de uygulanamıyor. Yalnızlaşıyor. Şimdi şeyden, programdan önce bahsettik. Bu bir inanç meselesi değil. Değil. Bu bir yaşam pratiği. O da yanlış bilinir. Evet. Tabii, inanç meselesi diye bilinir. Yaşam pratiği ve insanlar bazı farkındalıkları bilgi düzeyinde, zihinsel düzeyde alıp bunu yaşamlarına uygulayamadıkları zaman, evet, dediğin gibi hırçınlaşıyorlar. Evet. Ve orada bunu paralel götürmenin belki biraz tiyolarını veriyor kitap. O yüzden ben, evet, kitaba dönmek istiyorum. Tabii. Kitapta karşılıklı bir söyleşi şeklinde kurgu. Evet, cinsiyetler belirtilmez. Yok, kahramanın kimliği yok ve şimdi İngilizceye çevirirken yaşı, cinsiyeti, yaşadığı şehir, hiçbir şey yoktur. Yok. Ve sadece o kullanılarak, ama hangi o'da kimin kastedildiği iki yön var diyelim. Hı hı. Sadece o bilinir. Bundan dolayı da yabancı dile çevrilmesi başlı başına ya bir problem, ama o sürece başladı. Valla biz onu doğrudan o'nun anlamını açıklayarak o olarak tutmayı şey yapıyoruz. Çünkü yabancı dillerde gerçekten karşılığı olmayan belli başlı dillerde bir şey. O gerçekten bizim hayatımıza dil olarak çok şey katıyor. Onu görüyoruz. Çünkü yabancı dilde gerçekten tam karşılığı olmayan bir belirsizlik, aynı zamanda üçüncü şahıs bile olduğu şüpheli olan bir im. Şimdi bu mevzular ağır mevzular. Aktarması da bir o kadar kolay olmayan mevzular. Evet. Bunu kitap, yani yaptığın söyleşiler, yazdığın makalelerle birlikte bir kitapla aktarmayı mı seçtin? Evet, ve aynı zamanda burada şu var, yani iki tarafı olması o şeyleri kitaplarda genelde işte şöyledir, böyledir şeklinde bilgiler yazabilir. Fakat insanın içinde başka sorular vardır ve birinin onu anlaması gerekir. Kitapta aynı zamanda okuyan insanın sorabileceği soruların olabildiğince fazlasını
orada soruyu soran kişi yaşıyor, soruyor. Onun yaşamına şahit oluyoruz. Yaşamında nelerde zorlanıyor, neler düşünüyor? Bu sohbetlerden sonra yaşamında nasıl, neler değişiyor? Bundan dolayı çok önemlidir insan-insan ilişkisi. Yoksa biz hep örnek veririz. Olsa zaten çocukluğundan beri yüksek haller yaşayan Mevlana var. İlmi var, irfaniyeti var, her şeyi var. Ama karşısına Şems çıkana kadar ondaki o aşk tam olarak harekete geçmiyor ve pişmiyor. Bu kitapta iki yönlü bir sohbet var. Biraz soru cevap var. Soruyu soran kahramanın cinsiyeti, kimliği belli olmasa bile normal bir hayatı olan bir insan. Değil mi? İşi gücü olan, zevkleri olan, hobileri olan, zaman zaman işte geçmişte hırsları olan, arzuları olan. Aynen. Arzuların peşinde koşup düştüğünde acıları, ızdırapları olan bir insan. Bir gün uyanıyor bunlar. Bir gün uyanıyor ve bu uyanış sürecinde bir söyleşi kısmı var. O söyleşi yapılan, o sorulara cevap veren taraf nedir? Aslında bir bakıma bu soruları soran insanın olabileceği bütün potansiyel. Aynı zamanda da dostluk denen odur. Mevlana'nın potansiyeli, Mevlana Şems'e baktığında aşık olduğu şey Şems'in elbette ki fiziği değildi. Sadece ilmi de değildi. Mevlana'nın baktığında aşık olduğu şey Şems'in haliydi. Onun o derinliği, onun o kaynağa değdikten sonraki hali. O yüzden onun içinde her an bir şeyleri tahrik etti ve bir ondan sonra açılım yaşadı. Mesele o. Yani biz yaşamımızda bir kitap okuduğumuzda, kitapta da var. Bir şeyler okuyoruz, birileriyle karşılaşıyoruz, büyük heyecanlar yaşıyoruz, yaşamımız belki de değişecek. Sonra bir bakıyoruz, en fazla birkaç hafta sonra aynı tas aynı hamam. Ne oldu, neden olmadı? Tasavvufta derler ki küllerin üflenmesi lazım. O alev alana kadar. İşte tasavvufta sohbet denen o buluşmalar, o görüşmeler, insan-insan ilişkisi buna sağlar. Bunun sürekliliğini sağlar. İnsan tek başına bu sürekliliği sağlamakta o kadar ciddi sıkıntılar yaşayabilir ki sağlasa bile hiç bilmediği bir ormanda kendi halini bilmez ki, belki nefsi oyun oynuyor. Ona kimse ayna tutmaz. Herkes kendine göre çok iyidir canım, eleştirse de çok ciddi bir eleştiri yapmaz. Ama bir aynanın karşısında doğrudan içindeki ona diyelim ki söylendi. Bu çok ciddi bir şeydir o insan için. Çok unutamaz onu. Dolayısıyla bu işi ciddiye alan insanların şey yapacağı, geleceği nokta işte tasavvufta ilmel yakin, aynel yakin, hakkel yakin. Yani ilmiyle belli bir şeye sahip olduktan sonra yalayıp yuttuk. Bütün dinlerin kaynağını, kökenini, hadi bakalım biz de öyle yola çıktık. Dedik ki bir hakikat varsa hepsi de hak değil mi peygamberlerin? Hepsinin değdiği bir şey olmalı. Dışarıdan bu kadar farklı görünüyor. Allah'ın da haşa kafası karışık olamayacağına göre. Demek ki bizde bir karışıklık var. Yani onda olamayacağına göre eksiklik bizim anlayışımızda var. Bunların hepsinin birleştiği ortak bir şey olmalı. Bu ortak şeyi nedir diye. Bizim kişisel başlangıcımız bu. Bütün dinleri, bütün felsefeleri. Sabah 3'lere 4'lere kadar adeta işimizden neredeyse olana kadar şey yaptık. Ondan sonra ama tamam, her şey ilim aman âlâ diyelim ki kendimize göre âlâ falan değil de hani diyelim ki insan öyle düşündü. Ama çok tamam ilim. Peki şimdi ne yapacağız? Hadi bak eski tas aynı tas aynı ama. Şimdi ne yapacağız? İşte o zaman insan bu noktaya gelince tasavvuftaki şeye geliyor. İkinci aşama, ikinci bilme şekli. Aynel yakin. Yani bu bahsedilenler, bu potansiyel var mı? Bir görsek dirisini de tatmin olsak, yani görmeden palavra vazgeçen çok insan var. Bizim deliler gibi aşka bürünmüş, gece gündüz uyuyamayan arkadaşlarımız var. Şu anda adını bile duymak istemiyorlar maneviyat. Çünkü tek başlarına bir süre sonra baktılar, tekrar tekrar aynı süreçlere giriyorlar. Bu sefer hani yeni şeyle irrite olur ya insan. İkrah, hiç şey yaptılar, uzaklaştılar. Aynel yakin diyor ki bir muhatap bul, bir dost, şey değil öyle işte ast üst ilişkisi değil, eşit bir dost. O sana eğer buralardan yürümüşse bak şuraya dikkat et vesaire, seni bir kere senin o 1000 yılını birkaç yıla belki kısaltsın. Ondan sonra zaten ya hakiki ise seni özgürlük ve özgünlüğe yöneltir. Dolayısıyla hiç de öyle işler görüldüğü gibi sadece söylemde havalıdır, tek başına yürümek
özgür genelde olamaz insan, nefsinin kölesi olur ve o kölelik içinde özgür sanır kendini. Bir kafesle evrenin her yerine gittiğinizi düşünün. İşte o özgürlük böyle bir özgürlük. Ötekinde şundan bahsediyoruz. Kafesi açmış biri geliyor, kafesinizi açıyor ve size diyor ki hadi özgürsünüz artık. Bu başka bir şey. Ama insanlar da sonuna kadar haklı. Bakıyorlar tarikatlara, bakıyorlar. Tamam, çalışan tarikatlar da olabilir ama çoğunlukta bakıyoruz. Çok başka yerlere geldiği için bu işler. Beşik sallamak şeklinde olur. Eğer bir insan hakikisini görmüşse derler, o zaman ötekiler dehşetli bir şekilde gözüne aşikar olur. Ya insanlara yapılan zulmü görür orada. Oradaki insanlar memnundur ama. Beşik sallanmaktadır. Uyuyan bebek de memnundur. Hiç uyanmayacak bir bebek de memnundur. Ama mesele rüyada kalmak değil. Ya da bir şeyleri ezberlemek. O yüzden genelde bu tip yollarda tamam ayetler, ezberler vesaire söylenir ama genellikle baktığımızda kimse de tabii üstadına dokundurmaz. Öyle çok net söylenmez bunlar ama genelde baktığımızda esas olan şeyler açıklanmaz. Belki kendileri de bilmediği için. Şimdi kitapta da uyur gezerlikten bahsediyorsun. Yani hepimizin uyur gezerliğinden, yani insanoğlu ya da insanoğlu demek istemem, insan varlığının uyur gezerliğinden, o oğlu kızı işi. Evet, benim biz de demin kullanırken canını çok sıkıyor. Çok doğru, maalesef dile biraz oturduğu için demin kullanırken biraz tereddütle kullandık haklı olarak. Uyur gezer bir taraf var demek hepimizin içinde var. Ama dediğin gibi o sohbet edilen kişi, bir de hiç uyumayan, uyanık olan tüm potansiyeller dedin ya, bir de böyle hani o özdeki bilinçle, yüksek bir bilinçle temas içinde olan bir tarafımız da var her birimizin. Evet. Şimdi her birimiz kendi içimizdeki o sonsuza ulaşırken de diyorsun ki bunda bir dost, yani canlar, işte bu yolda beraber yürümek, işte destek, belki dayanışma falan diyorsun ya, yani bunu anlıyorum, yanlışım olursa lütfen beni düzelt. Bununla beraber yine de bir tekil yolculuk değil mi bu? Kesinlikle. Çünkü acıyı çeken kendinden bilir. Hani ilmi bilen kendinden bilir. Hani hem tek başına bir yolculuk mu? Yoksa kol kola bir yolculuk mu? Evet, şimdi bu konu benim çok önemli bir konu. Kişisel olarak da kafamı karıştıran mevzulardan biridir. Tabii çok güzel bir soru. Çünkü bu ayrımı bilse insan, aklındaki belki bu konudaki bütün çelişkiler dağılacak. Şimdi tabii biz insana öyle geliyor. Yani ya biriyle işte genelde de görüyor, ya kul köle oluyor insanlar, ya tek başına kalıyor. O zaman da tek başına biraz kavruk kalabiliyor, çok sıkıntılı oluyor, onu da gözlemliyor. İnsan ne yapacağını bilmiyor, en iyisi uzak durayım neredeyse diyecek. Şimdi bu şöyle bir şey, tamamen aslında her insanın iç yaşantısı ve yapacakları, o adımı atmak, bu anlamda insan zaten zorunlu olarak bize üstadımız öyle demişti, insan özgürlüğe mahkum bir varlıktır. Zorunlu. Zaten kendini yani tek şey başınalığa, tek başınalığa da özgürlüğüne sorumlu şey yani. Buradaki dostluk kısa devre yaptırmak. Lütfi Filiz Noktanın Sonsuzluğu kitabında buna sık sık değinir. Tasavvufla ilgili kavramları çok güzel açıklayan muhteşem bir seri. Diyor ki kısa devre. İnsan çok basit şeylerden dolayı sürünebilir. Sürünür adeta, bir şeyleri aşamaz. Demin dediğimiz gibi bir söz, bir imle bunları aşabilir. Bu gibi şeylerde ona potansiyelini gösterecek, her an ilham olacak ve onun sürekli tutunmasını sağlayacak bir dostluk ilişkisi, kitapta da söylüyor, hayatidir. İşi ciddiye alan işi buraya getirir. Fakat buradan arkadaşlar ya da dinleyenler yanlış anlamasın. Gidip de başka bir şekillerden, şemallerden hakikate geçeceğiz diye yine şekillere, şemallere bürünen birçok şey de var Çağran. Şuna dikkat etmelerini naçizane tavsiye ediyoruz. Maddi manevi bir çıkar olmayacak. Arayıp da şunu yap, bunu yap, şunu şöyle yardımcı ol, şuna şöyle yap, böyle bir şey olmayacak. Tamam, çok seyrek ama aramaya da değer. Çünkü bu olduğu zaman karşınızda manevi kabul ettiğiniz bir insan var ve düşünün, sizden bir şey talep ediyor. Onu yapmamak elinizde mi? Nasıl bir kölelik? Yapmak istersiniz o dönem. Hizmet denen bir şey vardır. İnsan şevkle çalışır vesaire. Bunlar tamam, ayrı şeyler vardır ama bunların kötüye kullanılması durumu da olabileceği için burada çok önemli bir şey var. Çıkarsız bir dostluk ilişkisi diyelim. Evet Çağrıcığım, nasıl tepki aldın kitapla ilgili? Bunu soracağım reklamlardan sonra. Tamam. Kurban Bayramı yaklaşıyor. Şimdi lösemili çocuklara hayat verme zamanı. Yaşasın Kurban Bayramı.
Yaşasın lösemili çocuklar. Lösem. Maksimum teknoloji mini fiyata. 4,5 inç HD süper AMOLED ekran, 4 çekirdekli işlemci, 8 megapiksel kamera, IP67 suya ve toza dayanıklılık sertifikası, entegre kalp hızı ölçer ve yenilenen S-Health uygulamasıyla daha kaliteli bir yaşam biçimi. Yeni Samsung Galaxy S5 Mini uygun Turkcell kontratlı teklifleriyle Bosis Turkcell iletişim merkezlerinde. En yeniler hep Bosis'te. 316-05-32. Radyo Halikarnas ve Radyo Eko'da bir hafta boyunca bayram mesajınızı yayınlayalım. Tüm Bodrum duysun. Bayram mesajlarınızın herkese ulaşması için bize ulaşın yeter. 316-52-0. Reklamları dinlediniz. Radyo Halikarnas'ta yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 316-52-0. Evet, tekrar günaydınlar sevgili dostlar. Yaşam Evi'nde Anka'nın Kanatları kitabıyla raflara ilk kez çıkan, yani geçen Mart'ta çıktı gerçi. Şimdi ikinci kitabı Aşk ve Ejder yolda olan Çağrı Dörter'i konuk ediyoruz. Anka'nın Kanatları nasıl tepkiler aldı? Şimdi tabii eskisi gibi değil. İnsanlar Facebook sayfası var, iletişim kanalları çok daha rahat artık insanların birbirini bulması bir bakıma. Bundan dolayı da çok interaktif insanlar, çok hoş yorumlar yapıyorlar. Bugüne kadar çok farklı ve bizi tamam, yani işte bu budur. Eğer bir şey verilmek isteniyorsa, bir titreşim yaratılmak isteniyorsa budur zaten ve yeterlidir dedirtecek yorumlar aldık. En önemlisi kitapta da söylüyor. Bu bir, demin hızlı geçtik. Bu bir, bu inançla ilgili bir şey değil. İman denen şey başka. İnanmakta siz emin değilsinizdir ve inanırsınız. Herhangi bir şeye de inanabilirsiniz ve bu anlamda da bir sağlama yapmazsınız ve ömür boyu böyle gidersiniz. Burada böyle değil. Böyle diyor ki muhatabı, bize de inanma. Biz eğer burada yasa üzerinden konuşuyorsak, bu yasa her yerde var. Yaşamında git ve deneyimle ve gör. Ondan sonra şey yap. Gel de devam edelim. Ve bunu görüyor. Şimdi bu süreci yaşayan dostlarımız var. Kimileriyle birebir görüşüyoruz, kimileriyle şeyden. Diyor ki ben okurken çevreme bir baktım, bir anda bir aşikar oldu. Aynen tarif edilen insanları gördüm, insan tiplerini ve kendime bakınca aynı tarif edilen süreçlerimi gördüm. Çeşitli anlayışları tabii açılan vesaire, bunlardan bahseden insanlar var. Ancak genellikle akıcı olarak değerlendiriyorlar. Maalesef bizim tavsiye ettiğimiz 3 haftaya yayarak okuyunuz. Bakın demini ala ala okuyunuza şey yapamıyor kimse. Maalesef bizim en yakın çevremiz bile genelde 2 günde bitirdik, tekrar okuyacağız ama duramadık diyorlar. Şeyden dolayı akıcı. 3 haftaya mı yayın dedin? Bilhassa çünkü kitap şeyden başlıyor. Belli bir yoğunlukla başlıyor. Sonra bir ara veriyor, hafifletiyor ve yavaş yavaş şeyini yükseltiyor, ritmini yükseltiyor. Sonuna doğru gerçekten bir yerde artık iyice okurunu biraz zorlamaya başlıyor ama bu tabii ki %90-95 okunduktan sonra ve başı ve sonu bütün dizinin zaten çeşitli semboller, o yolda yürüyen insanlara ancak anlayışlarını açılabilecek, kitapta açılmayacak belli semboller var. Dolayısıyla bu şeyde 3 hafta civarında, tabii bu işin 3 haftası 5 haftası olmaz ama çok kabaca ortalama olarak biraz ara vererek, sindirerek okunması. 3 kere de gibi. Yani daha her şey. Bölümü sindirerek. Evet, zaten yaklaşık işte şeyler var, 14 civarında bölüm var. Yani birkaç günde bir bölüm belki şey olabilir. Çünkü belli başlı yerlerde insan belli bir hızın üzerinde okuduğu zaman kitabın %90'ını zaten ıskalamış olabiliyor. Bütün kitaplar için geçerli. Biz tavsiye ettik bu sefer. Yoksa kitap yazarları şu kadar zamanda okuyun demez ama soranlar vesaireler olursa dedik. Böyle hani böyle bir demde okumak daha zevk almanızı, daha içselleştirmenizi sağlayabilir. Peki insanlarla paylaşmak istediğin şeyle, aldığın dönütlerle, ya ben bunu demek istememiştim, hani yanlış anlaşılmamış dediğin yerler oldu mu? Çoğunlukla şeyler oluyor.
tabii bu çok mertebeli, sembolik anlatımlarda herkes kendine göre açıyor ve kendi açılımı onun için o anda doğru oluyor. Ve genelde bizim alanımızda da bu vardır. Bir konuyu konuşurken ya da sohbet ederken de karşı taraf bunu çok ilgisiz bir şekilde de alabilir. Ama şekil olarak yine kendi algıladığı düzlemdeki karşılığı elbette vardır ama hani bir bardak su yerine belki okyanusla ilgili konuşuyoruzdur o anda ve onu alıp daha küçük ya da daha büyük bir şeye de projekte edebiliyor. Fakat genellikle kitapta bilhassa o konuyu tutmak için tefekkürleri var. Yani derin düşünmeleri, o süreçleri var. Dolayısıyla olabildiğince yanlış anlamalardan geri çekmeye çalışıyor ama elbette olabilir. Kitabın sonunda yine spekülasyon oluşabilecek bir bitiş var ve ancak ikinci kitabın başında açılıyor. Orada elbette biz de rastladık. Ya canım sonunda şunu mu demek istedi acaba? Çok ilginç bir sonu var. Ve evet, orası zaten sembolik olduğu için yanlış anlamalara müsait. Ama sadece belki birkaç yerden biridir orası. Bu tip şeyler olabiliyor, normal. Peki Çağrı, bu kitapla sen kendi deneyimlerini ve yolculuğunu paylaşmak istedin. Ama bununla beraber bir mesaj da var. Yani birden çok mesaj var. Şimdi beni zaman zaman düşündüren bir şeydir bu, hem kendi yaptığım çalışmalardan hem de benim kendi yolculuğumdan. Evet. Bu mesaj kaygısına dönüşür mü? Yani bu tamamen kişisel bir soru. Sen de bir mesaj kaygısına dönüştü mü? Evet. Yani insanlar fark ettikleri, aydıkları noktalarda her ne kadar herkesin vakti zamanı geldiğinde kendi yolu yöntemiyle ayacağını bilmelerine, bu anlayışa sahip olmalarına rağmen, evet, yine de birinin elinden tutmak, o ne dedin, birine kısa devre yaptırmak, evet, arzusuyla da yanıp tutuşabiliyor. Yani bir tür hizmet aşkı diyebiliriz buna kabaca. Burada talep edene icabet edilir diye bir söz var. Bu yolda bu deneyime sahip insanlar talep üzerine paylaşım yapabilirler. Yoksa gerçekten en yakınları olsa ve gözlerinin önünde yaşamları dağılıyor olsa bu sorgulamaya gelmeden onlara kısa devre yaptıramazlar. Ne hakkani olur ne de içlerinden öyle bir açılım olur. İçleri onu desteklemez. O zaman ne olur? O zaman bu nefsi bir şey olur. Dolayısıyla o zaman varlığın kaynağından koparak yapılmış bir hareket olur. Etkisi de olmaz. Yani şunun gibi, bir insan şiir okur, ağlarız ve çok etkileniriz, hayatımız dönüşebilir. Aynı insan o şiiri ezbere okuduğunda hatırlamayız bile o geceyi. İşte eğer böyle bir kaba tabiriyle bir kıyak, bir haksızlık, canım o benim akrabam, efendim o benim şeyim sormayana yapıldığı anda isterse en büyük sırları söylesin, havayla civa. Hiçbir şey olmaz, hiçbir etkisi olmaz, şey tarafından desteklenmez. Varoluşun kaynağı tarafından, o bağlı oldukları hak diyelim, hak tarafından desteklenmez. Dolayısıyla bu şeydir, planlı olmayan bir şeydir ve kendiliğinden, derler ki bir bebek, İsmail Emre yine diyor ki, bir bebek meme istediğinde annesi nasıl kendini durduramazsa, onun öyle bir yetkisi yoksa, bu işler de böyle olur, tamamen doğallığı içinde olur, planlanamaz ve nefsi kararlarla kimse kimseye şey yapamaz. Hadi küçük bir destek yapamaz maalesef. Kendine bile yapamaz. Şimdi insanlar bazen direkt destek istemezler. Yani bir soruyla gelmezler de. Yani daha üstü kapalı, üstü örtülü. Evet. Aslında hani karşı tarafın bir yoldaş aradığını ya da bir soruya cevap aradığını hissedersin de hani o bile farkında olmayabilir. O ayrımlarda peki yani yine topu soru sahibine mi atıyorsun? Orada insanların biraz işte o hakikat gururun altındadır dedikleri noktaya gelmiş olması lazım. Yani açık seçik bunu ifade eden bir insanın bu konuda paylaşım hızı ya da yaşayacaklarıyla üstü kapalı şekilde olanların yaşayacakları tabii çok farklı oluyor. Çünkü burada derler ki samimiyet çok önemlidir. Samimiyet sahipleri, samimiyetleri oranlarında, yani bu yol aslında hep insanın iki kişi ya da iki dost var gibi görünüyor ama aslında insanın dümen talep edende, irade sahibinde. Yani eskilerin eski şeyde, dilde mürit denen irade sahibi demek. Mürit yoksa şey değil, hani gittik onun esası, esas karşılığı. Tarikatta yol demek.
Her insan bir tarih üzerinedir. Her insan hakikatle arasında kendi yolunda yürümektedir zaten. Ondan dolayı demin çok önemli bir şey sormuştun, onu atlamayalım. Bu konudaki şey yapan, yani bu konuda gerçekten içinde bir aşk olan insanın araması gereken şekilde bütün dinlere, bilime, her şey, bütün hayatın hüve zahire esmasına açığa çıkan her şey ondan. Bunlara öncelikle disiplinler arası olarak bunları kabul eden, hepsinin yerini bilen, hiçbirini dışlamayan ama aynı zamanda hepsinin ne olduğunu, hepsinin artıları olabilir, eksileri olabilir, bunu gösterebilecek bir dostla yol almaları çok farklı bir şey. Eğer arıyorsa bir insan takım tutar gibi belli bir inancı, dini, mezhebi tutup ötekilere tükaka diyen değil. Çünkü hadi bir örnek verelim. Ayet referansı var. Diyor ki iman edenler, Yahudiler, Hristiyanlar, Sabiler arasından ona ve din gününe iman edip huzura yönelik amel işleyenler için korku yoktur. Yani diyor ki Sabi ya, yani yıldızları Tanrı kabul ediyor. Onlardan bile mesele diyor amel. Şimdi bir de bakıyoruz ki bu yolda işte efendim biz tasavvuf ehliyiz diyen şeylerin yaptığı açıklamalara, tasavvufu bırakın, taassubun bile karanlığı bazı sözler açığa çıkabiliyor. O yasaktır, şu günahtır, müzik falan, yani şimdi bunlar öyle gırgır şeyler ki biraz bilen insana. Demek ki bakıyoruz profesör olmakla da olmuyor bu işler. Bu profesörlüğü aşağılayan bir şey de değil. Hakkıyla ne profesörler var hepimize. Hepimiz hala aydınlıklarından ya. Fakat bu iş derler ya, bu aşka sahip olma iş. Yoksa çıkarsınız işte Allah'ın yaratıcılık esmasını yasak edersiniz ki bütün evren müzik şeklinde titreşirken çıkar dersiniz ki işte bu şeye benzer. İşgal altındayken melekler kanatlı mı kanatsız mı gibi bir tartışma yapıp her şeyi ıskalamaya. Dolayısıyla biz insanlara bir tek şey, hepsini geçelim. Şekiller, şemaller zorunlu, ritüeller zorunlu. Fakat bunların ardında yatan hakikate bunlarla başlayıp ama bunların ardında yatan şekilsizliğe onları yürütebilecek insanlarla yol alsınlar. Yoksa tabelanın altında yaşayıp maalesef tabelanın altında ölüyoruz, tabelanın altına gömülüyoruz. O şehre varmıyoruz, ilim şehrine. O yüzden oraya varanlar da diyor ki o irfaniyetten bugün haberleri olsaydı hani derler yarınki Huri ile Gılman'ı neylerlerdi. Yani bu güzellikler, bu cennet diye bahsedilen haller dünya üzerindeyken yaşanabilecek aynı zamanda haller olduğu için keşke diyor bilselerdi, irfan cennetine girselerdi de yarına bir şeyler kurup bugünü zehir etmeselerdi. Cennet için biliyorsunuz dünyayı cehenneme çevirenler var ve ağızlarına sadece peygamberin Allah'ın ismini almakla o yolda olmuyorlar ama sadece ağızda bir isim. Ama bütün ameller şeytaniyet. Din üzerinden kendi içlerindeki vahşeti kusan insanlar var. Hırsı kusan, kini kusan. Kinle din aynı gönülde durmaz. Çok net söyleyelim. Ya kindar olursunuz ya dindar. Asla ikisini bir arada olamazsınız. Şimdi bu hani hakikate giderken yollar var, dini yollar var, ritüeller var dedik ve bunların zorunlu olduğunu hisseden insanlar var. Bir de hiç zorunlu olduğunu hissetmeyen de insanlar evet. var. Yani herhangi bir manevi hani inanç, kimlik, yönelim evet. içinde olmayan insanlar da var. Hani evet. kendimden başka bir şeye inanmam. Hoş biz bunun bir inanç olmadığından başından beri vurgu yapıyor evet. olmakla beraber tüm bu ritüellerden çıkmış kendi yolunu arayan, kendi sade yolculuğunu arayan insanlar evet. da var. Hani dini tarafıyla bakıyormuş gibi görünmek istemem yani biraz daha kapsayıcı olmak isterim. Çünkü hani bunu zorunlu hissetmeyen varlıklar da var, insanlar da var. Onlar da düşe kalka bir şekilde bir yol tutturup evet. gidiyorlar. Ben hala şey demeyeyim yani tam bir mesaj, o mesaj kaygısı var mıydı yok muydu hani onu bilemem ama bir mesaj vermek istesem birden çok mesajı olduğunu bilmekle beraber en önemli söylemek istediğim bu kitapta ne oldu?
bütün yollarda, bütün hak yollarda, bütün inançlarda ve bütün dinlerde sabit olan şey bir insanın vicdana, adalete ve ahlaka sahip olması. Hazreti Muhammed de söyler, peygamberler, diğer peygamberler de söyler, ahlak. Bu ahlak olmadıktan sonra bir dinin ritüellerini yapmaktan öteye de geçip mabedin içinde yaşasak dünyanın belki de en uzak insanı oluruz ona. Ha, bunları yapmadık ama gönlümüzde ona çok yakınız. O zaman ayet referansından okuduğumuz gibi amellerimiz huzura yönelik olur. İslam zaten kelime kökeni de huzurdur. İçsel ve dışsal barıştır. Zaten içeride o ahlak. O zaman tasavvuf ehli der ki bir yerde İsmail Emre'den örnek verelim yine. Diyor ki ben diyor kendi dinimi Hristiyan bir şey. Rahip. Ben kendi dinimi de sizden öğrendim diyor. Ben Müslüman olmak istiyorum yani bu süreç senelerdir seneler süren bir görüşme sonucunda. Da diyor ki siz zaten ahlaken Müslümansınız. Hiç dışarıdan bir şey değiştirmenize gerek yok. Daha güzel hizmet edersiniz. Çevrenizde daha rahat edersiniz. Şimdi spekülasyonlar olmasın anlamında. Şimdi kemalat böyle bir şey. Çünkü kemalat sahibi bilir ki dışarıdan söylediği dinden değildir insanın içindeki yansıma, içindeki ahlak. Bir Musevi der ki ben Museviyim ama ahlakı Müslüman ahlakıdır. Bir Müslüman der ki ben Müslümanım ama Hristiyan ahlakında yaşar. O hal üzere yaşar. Kendi farkında değildir. Bunları bilen insanın dışarıdaki kıyafetle, şekille, şemalle vesaireyle değil, bu işin içiyle ilişkisi olan insan için bunlar şey değildir. Geçer akçe değildir. Bunlarla olmaz. Çünkü hiçbir şey sadece etiketle hakkına varmaz. Mesele o zarfın içindekidir derler. O yüzden esas olan insanın içinde güzel ahlak. O ona yolunu zaten buldurur. O olmazsa dediğimiz gibi istediğimiz kadar şekillere, şemallere bürünelim. Dini şeyler içinde yaşayalım. Maalesef Allah'ı kandıramayız. Şimdi Sokak Kitapları yayınlarından çıkmıştı Ankara evet. Kanatları. İkinci kitap Aşk ve Ejder de mi aynı yayın evinden çıkacak? Muhtemelen. Şimdi işte buradan dönüşte bir şey yapacağız onun görüşmelerini. Kısmet olursa ekiple de gayet güzel bir şeyimiz var. Yani çok içten bir ekip. Onlarla görüşeceğiz bakalım. Herhalde öyle olacak gibi. Evet Çağrıcığım son dakikalara girdik. Benim son sorum da şöyle olacak. Bu kitabı yazma süreci senin hayatın çok önemli bir parçası anladığım kadarıyla. Evet. Bu kitap öncesi ve kitap sonrası Çağrı'da ne değişti onu merak ediyorum. Aslında bir bakıma biz yine yolculuğu, yani Çağrı derken yolculuğuna devam eden bir insan devam ediyor. Fakat o yolculuk sonu gelmeyen bir yolculuktur ama tabii bazı istasyonlar vardır ve o insana hallerini değiştirebilir. Bu süreç içinde bunların bir bakıma paylaşımları gibi aktarabiliriz. Devam ediyor yolculuk ve devam ettiği müddetçe eğer böyle doğumlar olursa bir bakıma doğum diyelim. Böyle doğumlar olursa zevkle çünkü insan ancak bir insanla tadını buluyor. Dostlarla ya da ilgili insanlarla paylaşmak bütün derdimiz. Çünkü mesele şey değil bahsettiğimiz gibi iş arayışa düşmekle kalmıyor. İnsanların yolları çevrelerinde şey olmadığı için hani bu konularda net belki yazılı bir prospektüs olmadığı için birçok dostumuz da var. Çok başka ve yanlış diyelim yanlış ellere düşebiliyorlar. Özgürlük ararken kölelik bulabiliyorlar. Anlayışları derinleşmiyor. Seneler kaybedebiliyorlar. Ondan dolayı bazı şeylerin net olarak yazıldığı bir kitap bu. İnsanlar ömürlerini heba etmesin olabildiğince. Amacıyla. Çağrıcığım çok çok teşekkür ederim. Diline yüreğine sağlık. Zevkti. Bundan sonraki kitapları da bekliyorum. Bunları konuşmaya işi o şekilden çıkartıp daha onu hiç konuşamadık. Hani geçen sefer Adem'i konuşacaktık da bir saat ya nasıl bir saat neler konuşacağız demiştin. Ben daha ağasına giremeden bitebilir diye bir şey gerçekten girememiştik. Bu da onun gibi oldu. Nice şey kaldı ama konuştuklarımız inşallah birazcık açmıştır konuyu. Diliyorum dokunabildiğimiz kalpler olmuştur. Çok teşekkür ediyorum sana Çağrıcığım. Büyük bir zevkti. Çok teşekkür ediyorum. Evet dostlar şekilleri, şemalleri bir tarafa bırakacak anlayışı
diliyorum hepimiz için esas özdeki o maneviyata, sevgiye, aşka ulaşmak için tüm dileğim. Sevgiyle, saygıyla haftaya çarşamba günü Yaşam Evi'nde buluşmak üzere dostlar. Hoşça kalın. Saat 11. Aşık sen vursasa, şoför sen bas gaza. Reflektör şeride can feda, olmayana elveda. Hayatımı yazsam duble yol olur, gerçek reflektörü taksam sırtım pek olur.